içerisinde katıldıkları eylem gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve dün de gözaltında alıkonulan arkadaşlarımız için buradayız. 2 Ocak günü 2 Ocak günü Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandığını öğrendik. 2 Ocak'tan bu yana başta Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımız olmak üzere her birimiz aynı sloganla sokaklardayız. Kayyum rektör istemiyoruz. Çünkü üniversitenin karar alma mekanizmalarını, öznelerini ve özelliklerini yok sayarak rektör atamak, Boğaziçi Üniversitesi'ni Cumhurbaşkanı'nın keyfine teslim etmektir. Belediyelerle başlayan ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanan kayyum siyaseti o haliyle devreye sokulmuş ve kalıcı hale getirilmiştir. Gözaltılar serbest bırakılsın. Ve bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarı kaybetme korkusundan koltuklarında tir tir titreyenlere sesleniyoruz. Gözaltılarınızla, baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği ayrıştıramaz, korkutamaz, yıldıramazsınız. Biz sizi üniversite içine soktuğunuz polislerden, öğrencilere saldırılarınızdan, yasaklarınızdan tanıyoruz. Melih Bulu'nun istediğiniz gibi bir nesil yaratmak için görevlendirilmiş bir kukladan daha fazlası olmadığını da biliyoruz. Rektör istifa sloganlarından duyduğu korkuyla polislerin arkasına saklanan, kameralar karşısındaysa türlü şirinlikler sergileyen Melih Bulu, üniversite kapısına vurulan kelepçeyi savunarak ve öğrencilere yönelik saldırıları meşru ilan ederek kim olduğunu göstermiştir. Polis dün 3. kere gözaltı operasyonları yaptı. Toplam 4 arkadaşlarımız evlerinden ve adliye önünde beklerken gözaltına alındı. Nasıl ki dün akşama kadar adliye önünde 25 arkadaşımız için serbest kalmasını bekleriysek, bugün de geriye kalan arkadaşlarımız için adliye önünde bekliyoruz. Dayanışmamız sonuç verecek, biliyoruz. Ve tekrar ediyoruz, korkmuyoruz. Yasaklarınızla sindiremediğiniz gençlik gözaltılarla yılmayacak. Arkadaşlarımız özgürleşecek, kayyum rektörler üniversitelerden gidecek. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Buradan kayyumları atayanlara, kayyum rektörlere, arkadaşlarımızı gözaltına alanlara, tecavüzle tehdit edenlere, çıplak arama yapanlara şunu söylüyoruz. Sonumuz muhteşem olacak. Sonumuz üniversitelerin elinden olacak. Sonumuz gençliğin elinden olacak diyoruz. Ve burada dün de beklediğimiz gibi arkadaşlarımız gözaltından çıkıncaya kadar, serbest bırakılıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Ve tekrar söylüyoruz. Üniversiteyi savunmak suç değildir. Arkadaşlarımız suçlu değildir. Asıl suçlular onları tehdit edenler, onları sosyal medyada teşhir edenler ve gözaltına alanlardır. Kayyum rektörleri atayanlardır. Bizler üniversiteler olarak ne kayyum rektörlere ne onları atayanlara biat etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha şunu sözünü veriyoruz. Üniversitelerimiz özgürleşinceye dek bizler üniversitelerde sokaklarda özgür oluncaya dek bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza dayanışmaya ve onların mücadelesini kendi üniversitelerimize taşımaya devam edeceğiz diyoruz. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Ne eyleme katılmak, ne sosyal medyada haklılığımızı dile getirmek suç olamaz. Bize dediler, sosyal medyada kayyum rektör istemiyoruz diye terör örgütü üyesi, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmekten dolayı bizi suçlamak istediler. Ama ne kayyum rektör istemiyoruz demek, ne de haklılığımızı dile getirmek terör örgütü suçu olamazlar.
Evet, ortağımızın da söylediği gibi çok haklılar. Korkmakta da çok haklılar. Çünkü sistemleri çürümüş, yapıları da çürümüş ve biz bu çürümüşlüğün farkındayız. Ve sonuna kadar da direne direne çürümüşlüklerini alt edeceğimizi tekrardan dile getirdik. Baskınlar bizi yıldır.